Güzelliğinizi şimdiye kadar metheden olmuştur ama benim size karşı hislerim hepsinden bambaşka. İltifat ediyorsunuz Kenan Bey. İltifat değil, gerçek. Gözlerinizin içindeki pırıltılar herhangi bir erkeğin başını döndürmeye yeter. Ben kimsenin başını döndürmek niyetinde değilim. Fakat benim başım sizi gördüğüm andan beri dönüyor dersem inanın bana. Bugün sizde anlayamadığım bir durgunluk var, dalgınsınız. Herhalde üzüntünüzün bir sebebi olmalı. Hiç, önemli değil. Geçici bir sıkıntı o kadar. Halbuki ben, bana her şeyinizi söylemenizi, bana itimat etmenizi isterdim. Konuşmamın belki sizi de üzmekten başka bir faydası olmayacak. Olsun, derdinize ortak olmak, acınızı paylaşmak için açık konuşun benimle. Ayşegül'ü düşünüyordum. Ayşegül'ü mü? Evet, Ayşegül'ü. Çünkü Ayşegül benim çocuğum. Kendisi bunu biliyor mu? Hayır, bilmesini de istemiyorum. O kadar mutlu ki birdenbire söyleyerek bu küçücük yaşta onun hayatını alt üst etmek istemiyorum. Üzülmeyin, bu işi babamın iyi bir gününde konuşup halletmeye çalışacağım. Sizi bir an evvel huzura kavuşturabilirsem, hayatta yapacağım vazifenin en büyüğünü başarmış olacağım. Demek öyle. Sende bir tuhaflık var bugün Kenan. Konuşmuyorsun hiç. Hı? Ayşegül'e ait önemli bir meseleden bahsetmek istiyorum ama biraz nazik bir mesele bu baba. Neymiş o? Gene bir kabahat mı yaptı? Yo, hayır. Daha önemli bir mesele. Ayşegül'ün artık bu evden ayrılması lazım. Ayrılması mı lazım? Nedenmiş o? Öyle bilmece söyler gibi konuşma. Hı? Gönül Ayşegül'ün annesi. Garip bir rastlantı ama gerçek. Annesi mi dedin? Nereden uydurdunuz bunu? Sonra teferruatını anlatırım. Gönül'ün asıl adı Sevim. Gönül sahnede kullandığı isimdir. Yani bu uydurma hikayelerle torunumu elimden mi almak istiyorsunuz küçük hanımım? Ben onu nüfusuma geçirttim bile. Hayır efendim. Böyle bir şey söylemedim ve düşünmedim ama... Ama bir gün onu isteyeceksin değil mi? Seni yalancı, seni çocuk hırsızı seni. Ben yutmam böyle numaraları. Oğlum baba. Böyle hikayelere karnım tok benim. Ayşegül'ü kimselere vermem, anlaşıldı mı? Kimselere! Derhal bu evi terk et ve bir daha da ayak basma. Baba çok çirkin bir şey bu yaptığın. Torunuma göz diken bu çocuğu olmamış bir kadınla bir mi oluyorsun sen de? Yeter, laf istemiyorum. Bırakın Kenan Bey. Gönül teyze! Gönül teyze! Bunları sizin için topladım Gönül teyze. Neyiniz var? Niçin ağlıyorsunuz? Hiç yavrum, hiçbir şey. Kenan amca, neden gidiyor Gönül teyze? Niye ağlıyor? Deden birazcık kırıcı konuştu yavrum. Deden nerede? Herhalde salondadır. Neden ağlattın dede? Ne yaptı sana? Neden söylemiyorsun dede? Sana söylüyorum, sana soruyorum dede. Bilmiyorum. Hesap vermek zorunda mıyım? Tabii zorundasın. Zavallı iki gözü iki çeşme ağlıyor. Sen kötü dede olamazsın. Asıl kötü kalpli olan o. Fesat, yalancı bir kadın. Bir daha onun yüzünü görmeyeceksin. Hayır. Evet. Hayır. O fena bir insan olamaz. İnandıramazsın beni. temiz kalpli bir insana kim bilir ne kaba, ne sert davranmışsındır. Bu benim bileceğim iş. İlk defa karşıma annem gibi sevebileceğim melek gibi bir kadın çıktı karşıma. Onu da evden kovdun. Artık sen beni hiç sevmiyorsun ama ben seni öyle seviyorum ki. Halbuki sen sevilmeye hiç layık değilmişsin. Hiç. Sus artık, ben de bıktım senden.